Hazreti Yusuf'a edilen secdeyi Allah'tan başkasına secde edilmez ayetine göre açıklayabilir misiniz? Secde bir tek Allah'adır. Allah'a yapılan secde başkadır. Kula yapılan secde başkadır. Kula yapılan secde var mıdır? Elbette ki. Bütün melekler Hazreti Adem'e secde etmedi mi? Ettiler. İblis secde etmediği için kovulmadı mı? Kovuldu. Bu durumda secdeyi doğru anlamak gerekir. Allah bunu anlatıyorsa bize bir şey öğretiyor. Ruku başkadır, secde başkadır. Ruku itaati anlatır. Ruku eden sana itaat ediyorum demiş olur. Her halükarda azametin, büyüklüğün önünde eğiliyor. Bu senin büyüklüğünü kabul ediyorum demektir. Büyüklüğünü. Secde ise, neden secdede, rükuda, Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz? Bunun için. Büyüklüğünü kabul ediyoruz. Secde ise, onun manevi olarak, onun temizliğini, tertemiz oluşunu, onun şerefli oluşunu, Allah'a yakın oluşunu kabul etmiş oluruz. Onun için Sübhane Rabbiyel Ala diyoruz. Allah'a secde edince Rabbimiz olduğu için secde ederiz. Ama secde kula olunca, yani anasının, babasının, 11 kardeşinin ona secdesi, onun şerefli oluşunu kabul etmeleriydi. Şerefli oluşunu. Onun, Allah'ın ona nefettiği ruhun açığa çıkmasından dolayı, şereflenmesinden dolayı secde ediyoruz. Secde edince neyi kabul etmiş olur aslında? Ben de senin gibi olmak istiyorum. Sana uymak, sana tabi olmak, senin gibi olmak istiyorum demektir. Allah bizi seninle şereflendirsin demektir. Dolayısıyla kula secde olur mu? Olur. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Ama kula olan secde ile Allah'a olan secde arasında fark vardır. Biri vesile, biri vesilenin sahibi. Allah eğer secde edin dediyse, secde edilmesi gerekir dediyse, bu durumda evet, onun şerefli oluşunu kabul etmiştir. Allah'ın güzelliğinin onda tecellisini kabul etmiştir. Dolayısıyla ben de onun gibi bir kul olmak istiyorum demiştir. Allah'a secde ederken evet, o bambaşka bir şey. Orada sen benim Rabbimsin. Sen beni yaratan Rabbimsin. Secdeye layık olan sensin. Ama eğer ruku itaati gerektiriyorsa, büyüklüğü kabul etmeyi gerektiriyorsa, secde de onun temiz oluşunu, şerefli oluşunu eğer kabul etmekse, bu durumda peygamberi kabul ederken ona manevi olarak ruku ve secde etmiş oluyoruz. Bunu kabul etmeyenler ne olur? Bunu kabul etmeyen kafir olur. Yani onun büyüklüğünü, şerefli oluşunu, şerefini Allah'tan alışını kabul etmeyenler, Allah'ın ona nefettiği ruhun üzerindeki perdenin kalktığını, onun Allah'a aşık olduğunu kabul etmeyenler, onu kabul etmemiştir. Dolayısıyla peygamberi kabul etmemiş olur. Ve bu kıyamete kadar bu böyledir. Bütün mürşid-i kamiller için geçerlidir. Zahiri değil. Manevi olarak onu öyle kabul etmesi gerekir. Evet, secde demek, kula secde demek, onun büyüklüğünü, şerefini, şerefli oluşunu, Allah'tan şerefini aldığını kabullenmektir, kabul etmektir. O şerefe sahip olmak için onu örnek olarak, önder olarak, rehber olarak kabul etmektir. Ona uymayı, tabi olmayı kabul etmektir. Evet, büyüklüğünü böyle kabul ediyorsun. Onun gibi bir kul olmayı kabul ediyorsun. Allah'a secde ise Allah'ı Rab olarak kabul ediyor. Allah'a kul olmayı kabul ediyorsun. Yani ikisi arasındaki fark, biri Allah'tan aldığı şerefi üzerinde gösterdiği için o şerefi kabul edip o şerefle şereflenmek içindir. Allah'a olan secde ise Allah'a kul olmak içindir, abd olmak içindir, aşık olmak içindir. Onun için söylüyoruz, secde kulun
Allah'a en yakın olduğu anidir ki bu aşıklık halidir, aşk halidir. Aşkını ilan etme halidir. Bir kulü sevmek, Allah için, Allah'tan dolayı, Allah'ın güzelliğinin tecelli etmesinden dolayı, Allah'a kul oluşundan, abd oluşundan dolayı sevmek başkadır. Allah'ın Rablığını sevmek başka bir şeydir. İkisi birbirinden farklıdır. Buna beraber secde var mıdır? Allah secde vardır dediyse vardır. Onu tevil etmeye gerek yok. Secde ettiler dediyse secde ettiler. Büyüklüğünü kabul ettiler. Şerefli oluşunu kabul ettiler. Onunla beraber olup yaklaşıp o secdeden dolayı onlar şeref buldu.